Değerli basın mensupları, bizleri ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız. Şahsım devletine göre Türkiye yüzyılındayız. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, teknolojiden turizme büyük düşünüyor, büyük oynuyoruz. Evet, Türkiye yüzyılına şahsım devletinin penceresinden bakarsak, Onların onların yaşadığı evrende her şey güllük gülistanlık. Oysa milletin gerçeği bambaşka. Çalışma hayatında yaşanan hukuksuzluklar, yasaklar, keyfilikler, insan yaşamı yerine sermayenin çıkarını odaklanan ve üretimi değil de tüketimi önceleyen politikalar nedeniyle emek rejimi bugün derin bir krizdedir. Ekonomik krizin alım gücünden yarattığı büyük aşınma milyonlarca işçiyi, emekliyi, memuru eziyor. Yaşam umudunu tüketiyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, emperyalizme karşı milli mücadele ateşini yakmak üzere Samsun'a çıktığında, ülkenin o günlerde içinde bulunduğu durumu ulus, yorgun ve yoksul bir durumda diyerek anlatıyordu. Ne yazık ki o günden bugüne yani tam 105 yıl sonra yine aynı noktadayız. Emperyalist odaklarla yandaş, garanti döviz ödemelerinden beslenen faiz baronlarıyla candaş, cemaat ve tarikatlarla yoldaş olan şahsım devletinin inşa ettiği hibrit rejimle bugün milletimiz fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüştür. Karşımızdaki tablo, Cumhuriyet'in Temel değerleriyle kavgalı olanların, demokrasiyi amaç değil araç olarak görenlerin, aydınlanmadan değil orta çağın bağnaz karanlığından beslenenlerin eseridir. Türkiye'nin dört bir tarafında mutsuzluğun ve umutsuzluğun kök saldığı, gelece, geleceksizliğin milyonlarca yurttaşımızı esir aldığı öğrencinin, emeklinin, kamu görevlisinin, beyaz ve mavi yakalı çalışanın, kadın ve gencin, yani emeğiyle geçinmeye çalışan herkesi sefalette ortaklaştıran en karanlık günleri hep birlikte yaşıyoruz. İnsanlarımızın ekonomik anlamda zorlukla boğuşması geleceğe dair umutlarını azaltıyor ve toplumdaki genel memnuniyetsizliği de her geçen gün artırıyor. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi şahsım devletinin siyasal keyfiliğiyle her geçen gün derinleşen adaletsizliğin ve eşitsizliğin farkında. Yurttaşlarımızın içinde itildiği kör karanlığa karşı sessiz kalmamız elbette ki mümkün değil. Ülkemizde eşitlik, özgürlük, toplumsal refahın hakça bölüşümü için önüne geçilemez bir değişim talebi yükselmektedir. 31 Mart'ta değişim talebinin güçlü bir yansıması olarak milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir umut olarak gördüğünü açıkça ilan etmiş, güçlü desteğini sandığa yansıtmış ve sorunların çözümünün altı oktu olduğunu beyan etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bu talebin bayrak taşıyıcısı olarak geniş halk kitlelerine ezilen, hor görülen, ötekileştirilen, mağdur edilen kim varsa sahip çıkmaya kararlıdır. Bu sorumluluklar uzun yıllardır budanan ve giderek hibrit bir otoriter rejime dönüşen demokrasiyi yeniden canlandırabilmek için iktidarın yanlışlarını dile getireceğiz. Bugüne kadar düzenlediğimiz milli eğitim, emekli, çay üreticileri, buğday üreticileri mitingleriyle toplum adına denetleme, Uyarma ve itiraz mekanizmasını kararlılıkla yürüttük. Şimdi de emek kenti Gebze'de milyonların ortaklaştığı geçinemiyoruz feryadına ses olacağız. Örneğin asgari ücretle geçinemeyenlerin sesi olacağız. 2024'ün başında asgari ücrete yapılan yüzde 49 zamla Alman hansı kıskandırmışlardı. Peki sonra ne oldu? Yılın ilk 5 ayında %75'i aşan enflasyon nedeniyle hayat her geçen gün pahalılaştı ama Hasan'ın asgari maaşı aynı kaldı. Hans Hasan'ı kıskana dursun, Hasan'ın alım gücü o tarihten bugüne yaklaşık 3900 lira eridi. Şahsım devleti oralı olmadı. Hasan'ın sofrasından 425 adet ekmek, 11 kilo kıyma 24 kilo pirinç, 30 kilo tavuk etini eksik etti. Elbette bugün açlık endeksine tabi 6,5 milyon asgari ücretlinin hiçe sayılan yaşam hakkı için onların sesi olacağız. Ve bir gerçek var ki yıllardır süregelen şatafat, israf ve yolsuzluk ekonomisi seçim ekonomisiyle birleşince ortada kalan bir diğer kesimde dar gelirler oldu. Sadece bir örnek vereyim. 2024'ün ilk 3 ayında toplam kredi kartı borcu 1.4 trilyon liraya aştı. Bu rakam 2023'ün sonunda 1.1 trilyon liraydı. Yani 3 ayda, dakikada 1.7 milyon lira borçlandık. Bu borcu bu maaşlarla döndürebilmek mümkün mü? Elbette ki değil. Doğal olarak takibe düşen kredi kartları patladı ve 2023'ün ilk 3 ayında 11.7 milyar lira olan takipteki kredi kartı borçları 2024'ün ilk 3 ayında %120 arttı. Buna karşılık dar gelirlinin emekçinin ücreti sabit kaldı. Dolayısıyla henüz doğmamış çocuğa kadar borçlanan her bir dar gelirlerin sesi de, nefesi de, çaresi de biz olacağız. Asgari ücretliler düşük gelirli çalışanlar ve tek gelirli aileler kadar bir diğer yakıcı sorunumuz da yoksullar. Bugün Türkiye'de 18.2 milyon yoksul vatandaşımız var. Bunların 7 milyondan fazlası çocuk. Ve bu yoksulluğun en büyük sorunu kronik işsizlik. Şahsım iktidarında geniş tanımlı işsizlik tarihine zirve yaparak 11 milyona dayandı. Son bir yılda işsizler ordusuna 1 milyon 204 bin kişi daha katıldı. Resmi işsizlerin yüzde 90'ı işsizlik sigortasından faydalanamıyor. İşsizlerin yoksullarında sesi biz olacağız. Tablo bu halde iken iktidar veriler güzel diyebiliyor. İktidarın güzel dediği verilere biraz daha detaylı bakalım. EPDK raporuna göre 2023 yılı içinde Toplam 1 milyon 564 bin 360 kişinin doğalgazı geçici olarak kesildi. Yani 1 milyondan fazla abone doğalgaz faturasını zamanında ödeyemedi. Faturalara zam geldi ama asgari ücret yerinde saydı. Isınamayanların, karnını doyuramayanların da imkanı yok, veriler ortada. Açlık sınırı Mayıs ayında 20 bin liraya yükseldi yoksulluk sınırı ise 60 bin lira. Yılın ilk 5 aylık döneminde açlık sınırı 3443, yoksulluk sınırı 12368 lira arttı. Yoksulluk sınırı son bir yılda 28.201 bin bin liralık artış kaydetti. Asgari ücret değişmedi. Bildiğiniz üzere kamuda tasarruf talep tedbirleri yayınlandı. İtibardan tasarruf etmeyenlerin aklının ucundan geçirmeyen Şahsım devleti emeğin, emekçinin alın terine göz dikti. Sarayın uçakları var, yetmez kiralanan uçak ve helikopterler olsun. 2024'ün ilk 5 ayında hava araçlarına devletin ödediği kira bedeli 1 milyar lirayı geçti. Bu rakam 2023'ün ilk 5 ayında yüzde %58 oranında arttı, asgari ücret sabit kaldı. Şahsım devletine egemen olan şatafat ve ihtişamın göstergesi olan temsil ve ağırlama giderleri 2024'ün ilk beş ayında 1.3 milyar lirayı aştı. Yani 76.452 asgari ücret tutarındaki bir bedel keyfi olarak harcandı. Temsil ve ağırlama için harcanan tutar yılın ilk ayından bugüne %169 arttı ama asgari ücret artmadı. Artan hayat pahalılığı öğrencilerin yaşamını da zorlaştırdı. Gençler ulaşım, yemek, yol, kira giderleri için çalışmak zorunda kalıyorlar. Öğrenciler için barınmanın yanı sıra beslenme bile hayal olurken şahsım devleti yine tercihleriyle bizi yanıtmadı. Bütçeden taşıt kiralarını aktardığı pay bu yılın başından itibaren yüzde 64 arttı şahsım devleti beslenemeyen öğrencileri el uzatmak yerine çorba dağıtan CHP'li belediyelerle uğraştı. Sağlık sisteminde randevu alamadığımız, alabilirsek çalışak, çalışacak doktor bulamadığımız, bulabilirsek ileri tetkikler için aylarca sıra beklediğimiz şehir hastaneleri bütçedeki en büyük kara delik olmaya devam ediyor. Yılın ilk dört ayında kamu özel işbirliğiyle yapılan şehir hastanelerin için harcanan para Sağlık Bakanlığı'nın toplam harcamalarının içinde yüzde 16'ya ulaştı. 10 bin liradan 9.8 milyon emekli aylığına denk geliyor. İktidarın geride kalan 22 yılda piyasacı bir anlayışla, emek karşıtı politikalarla tahkim ettiği sosyal güvenlik sistemi bugün sadece ekonomik ömrünü doldurmakla kalmamış, aynı zamanda siyasi, ahlaki, vicdani bakımdan da iflas etmiş ve sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. 16 milyon emeklinin bugün içine itildiği sefalet düzeni açıkça ortadadır. Tabiri caizse davul Zurnay'la ile iktidarın ilan ettiği, tam sayfalarla emeklilere müjdelediği 3 bin lira bayram ikramiyesi artık sadece sadaka statüsünde. Elbette sadaka değil hakkımızı istiyoruz diyen emeklilerimizin de sesi biz olacağız. Değerli basın mensupları, devletin müjdelerden sorumlu kabine bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan dün asgari ücrete zam yok, emekliye de refah payı verilmeyecek yönünde bir açıklama yaptı. İktidarın bu yöndeki ısrarlı iradesinin elbette ki siyasi bir bedeli olacaktır. Ancak şunu vurgulamam gerekiyor ki, güçlü devletin temelinde mutlu bir toplum vardır. Bu nedenle bir iktidarın başarısı sadece ekonomik büyümeyle değil, vatandaşların genel refah ve mutluluğu ile ölçülür. Mevcut asgari ücret ve emeklilerin içine itildikleri sefalet düzeni şahsım devletini mutlu edebilir. Ancak Birleşmiş Milletler'in her yıl yayınladığı Dünya Mutluluk raporuna göre gelir düzeyi, sosyal destek, sağlıklı yaşam süresi, özgürlükler, yolsuzluk algısı gibi unsurlardan yola ülkelerin mutluluğunu ortaya koyan iktidarın başarısı da ortadadır. Büyük bir üzüntü ve kaygı ile belirteyim ki şahsım iktidarında 143 ülke arasında 98. sırada yer alan Türkiye sınıfta kalmıştır. İşte bu sebeplerle ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların ve hayat pahalılığının giderek daha fazla hissedildiği bu dönemde adil bir yaşam ve hakça bir bölüşüm için 30 Haziran'da Gebze'de bir araya geliyoruz. Geçinemiyoruz mitinginde askeri ücretle yaşam mücadelesi verenlerin, hayat pahalılığının ağır yükünü taşıyanların ve yıllardır emek verip karşılığını alamayan tüm yurttaşlarımızı bu atanamayan öğretmenlerimizi, devletin her kademesinde mülakat mağduru olan, kağıt toplayan emekçilerimizi, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin, istihdamdan dışlanan kadınların, güvencesiz çalıştırılanların, mesemlerde emeği sömürülenlerin sesine ses olacağız. Tüm duyarlı yurttaşlarımızı ve geçinemiyoruz diyen herkesi 30 Haziran'da Gebze'de bizimle birlikte olmaya, seslerimizi hep birlikte yükseltmeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Var mıdır bir soru, bir şey? Peki kolay gelsin.